Bu bölümde kendi tasarımlarımızı yapacağız. Kendi slide tasarımlarımızı yapıp bunları kullanacağız. Şimdi öncelikle burada Amerikan tarihinden bahseden yalın bir slide kümemiz var ya da bir PowerPoint sunumumuz var. Toplam 16 sayfa Amerika Birleşik Devletleri'nin tarihinden bahsediyor. Şimdi kabataslak giriş menüsünden incelediğimizde her bir sayfanın düzenine şöyle bir bakalım. Başlık slide olarak oluşturmuş bu. Özet kısmına geliyorum. Başlık ve içerik şeklini şu ikinci slide düzenini seçmiş. Şuraya geliyorum, düzenine bakıyorum. İki içerikli yani tepede başlık, solda yazı. Yani tepede başlık, solda ve sağda yer tutucular var. Sağdaki yer tutucu resim olarak tasarlanmış ve buraya da metin olarak geçmiş. Üstteki yer tutucu ise bir başlık şeklinde. Şimdi burada görüyorsunuz, bakın burada birincisi kullanılmış, burada ikincisi kullanılmış. Burada da dördüncüsü kullanılmış. Başka kullanılan çeşit var mı? Aslında toplamda baktığınızda toplam şuradaki düzen menüsünde bu ve buradaki üç çeşit tasarım kullanılmış. Peki bu üç çeşit tasarım biz merkezi bir noktadan değiştirebiliyoruz. Şöyle, şimdi görünüm menüsünde asıl slide kısmına tıklayalım. Asıl slide kısmına tıkladığımız zaman bakın sol tarafta görüyorsunuz. Şuradaki kısımları şu görüyorsunuz, bakın hepsinin tasarımına baktığınızda aslında buradaki tasarımlar, şuradan asıl slide'ı tekrar kapatıyorum, bakın asıl slide'a tıkladığım zaman en solda giriş menüsünün solunda asıl slide diye bir menü oluştu. Şu sağ tarafından kapatıyorum. Şimdi asıl slide kısmında gördüğümüz her şey şu düzen menüsünde gördüklerimizle aslında aynı. Yani biz bunların arka planını, yani şuradaki tasarımların nasıl olacağını biz görünüm menüsündeki asıl slide kısmına tıklayarak yapabiliyoruz. Bakın bu başlık slide'ydı. Nasıl? Çünkü ben şu anda başlıktayım. Bu hangisi? Başlık slide adındaki slide. Peki ben görünüm menüsüne geldiğimde buranın üzerindeki, yani birinci slide'dayken asıl slide'a tıklarsam başlık slide'ının olduğu slide'ın tasarımını değiştirmek istiyor musun gibi bir yaklaşım sergiliyor bana. Peki ben şöyle yapıyorum. Mesela şu kısma geliyorum. Burada asıl slide, asıl başlık stilini düzenlemek için tıklayın diyor. Ben bu yazıyı seçiyorum ve gelip bakın asıl slide kısmından değil de giriş menüsünden bunu kalın yapıyorum. Rengini de diyelim ki kırmızı yapıyorum. Sonra da tekrar asıl slide'a gelip kapat diyorum. Bir bakıyorum ki bu slide düzenine uyan, yani şuradaki başlık slide'ına uyan, o tasarıma uyanların oluşturduğum tasarımı değişti. Peki şurada bakın 3. slide'dan 16. slide'a kadar olan hepsi düzenine baktığımda iki içerik olan tasarımda. Peki ben bunlardan birine tıklıyorum ve görünüm menüsünden asıl slide'a tıklıyorum. Ve görüyorum mesela bunun da başlık kısmını şuradaki başlığa bir kere tıklıyorum. Yazın tamamını seçmenize gerek yok. Bu başlığa geliyorum ve bunun tasarımını mesela kalın, italik, altı çizgili yazı rengi şöyle olsun. Arka plan rengi de şöyle. Yazının arka plan rengini de sarı yapıyorum. Sonra asıl slide kısmından bunu kapatıyorum. Bir bakıyorsunuz evet bütün o düzene uyan, yani burada iki içerik düzenine uyanların hepsi benim yaptığım tasarıma göre değişti. Bakın böylece tek noktadan bütün slaytları değiştiriyoruz. Gayet güzel, başarılı bir çalışma yapmış olduk. Peki tekrar asıl slayta geliyorum. Yani bu üçüncü slaytın üzerindeyken tekrar görünüm menüsünden asıl slayta gelip şunun eski tasarımına getiriyorum. Nasıl yapalım? Şunların hepsini kaldırıyorum. Yazıyı siyah yapıyorum ve şu rengi de yok diyorum. Tekrar asıl slide'a gelip asıl slide öğe görünümünü kapat dediğim zaman eski haline geliyor. Peki gelelim artık ne yapabiliriz? Artık burada şunu da düzenleyelim hemen. Asıl slide kısmına gelip şunu da tekrar kırmızı olmaktan çıkaralım. Siyah yapıyorum ve kalınlığını gideriyorum. Asıl slide'ı tekrar kapatıp normale dönüyorum. Evet. İlk haline tekrar getirmiş olduk. Şimdi gelelim. Biz neler yapabiliriz bununla? Bununla birçok şey yapabiliriz arkadaşlar. O kadar güzel şeyler yapabiliriz ki hani tasarımları tek noktadan değiştiririz. Yani her seferinde gelip
Şunun rengini, sonra gelip öteki sayfadakinin rengini, şunun rengini değiştirmemize hiç gerek yok. Tek noktadan hepsini yapabiliriz. Peki şöyle yapalım. Öncelikle görünüm menüsündeki asıl slide nedir bir onu anlamaya çalışalım. İlk başta evet hızlıca birçok şeyi değiştirebiliriz ama asıl slide nedir? Asıl slide'a tıkladığınız zaman şuna dikkat edin. Soldaki kısımlara. Birincisi şurada bir tepede bir asıl tema var. Bunun alt temaları var burada. Şimdi ben burada bir değişiklik yaptığımda yani burada tepedeki ve bunlarda alt bölümleri görüyorsunuz. Ana bölümde bir değişiklik yaparsam kaçarı yok hepsine uygular. Mesela ben şurada ana bölümdeyim. Alt bölümlerden birine yapmıyorum. Direkt ana bölümdeyken asıl slide'ı seçiyorum. Yani şu başlık kısmını seçiyorum. Ve diyorum ki bu kalın olsun. Yazı rengi şöyle bir kırmızı olsun. Çerçeve rengi ise şurada sağ taraftan hazırlıyordum hatırlarsanız. Şöyle gri olsun. Hatta onun şekli de şimdi ben burada bunun üzerine tıklayıp daha önceki bölümlerde anlatmıştım. Şekil biçimlerinden bunun şeklini değiştir. Şöyle bir şekle dönüştür diyorum. Sonra da şeklini şöyle kenarından tutup biraz daha şöyle bir hal almasını istiyorum. Sonra gelip asıl slide'dan bunu kapatıyorum. Bakalım nelere uyguladı. Bakın hepsini uyguladı. Neden? Çünkü ben görünüm menüsünden asıl slide'a geldim ve en tepedeki şu kısma yani hepsinin ana asıl slide'ı olan kısımda yaptım. Doğal olarak bütün alt slide'lara bunu uyguladı. Peki şunu yapıyorum sonraki aşamada. Ben diyorum ki bak şurada bir yazı yazdığımda birinci derece, ikinci düzey, üç, dört ve beşinci düzey yazılar var. Birinci düzey yazıları da şöyle yap. Giriş menüsüne gel. Madde numarasını gösteren kısmı şöyle yap. Yazıyı kırmızı yap. Kalın, italik yap. İkinci düzey bir yazı olursa da onun madde numarasını şöyle yap. Yazı rengini mavi yap. Arka plan rengini şu renk yap. Kalın. Şöyle pardon. Şu doğru yeri seçmem lazım. İtalik kalın. Hatta yazı biraz sıkıntılı oldu ama yazıyı da beyaz yapalım. Şu şekilde. Yaptık ve sonra da asıl slide'ı kapattık. Bakın. Bütün hepsine uyguluyor. Gördüğünüz gibi. Bunların hepsi birinci düzey yazılar olduğu için hepsine uyguladı. Peki ben mesela şöyle bir şey yapayım. Şuradakini ikinci düzeye yapayım. Ne yapacağım? Kenarına tutup bir sağa çekmem yeterli. Ne yaptı? Bakın tasarım az önceki belirlediğim ikinci düzeye geldi. Şöyle tekrar eski haline getirelim. Şuradan da yapabiliyorduk zaten. Düzeyleri indirme, çıkartma vesaire. Burada tanımlı olan bütün düzeylerin tasarımları ona göre değişiyor. Peki, çok güzel. Bunu da yaptık. İlerleyelim. Başka neler yapabiliriz? Şimdi ilk aşamada asıl slide kavramını anlamak açısından bu işimize yarayacak. Gelelim asıl slide'in mantığını biraz daha anlamaya. Şimdi en tepede bakın her açtığınızda orada uyguladığınız stili bakın şöyle dikkat edin. Ben burada üçüncüsündeysem üçüncüsünün düzene bakıyorum. İki içerikli olarak görünüyor ya. Ben bunun üzerindeyken görünüm menüsünden asıl slide'ı tıkladığım anda bakın hangisini açıyor? Şu iki içerikli olan az önce. Bakın şu. Şunu açtı direkt. Yani tepedekini açmıyor hiçbir zaman. O yüzden siz direkt işlemleri yapmaya başladığınızda o aman yarabbim biliyorsunuz bu niye böyle yapmıyor veya işte bazı yerlere tıklayamıyor gibi şeyler yapabiliyor. Tepedekine tıklarsanız alttaki hepsine uygular. Bunlara tek tek tıklayarak yaparsanız o slide tasarımına uygun olanlara sadece yapar. Ona dikkat edin. Peki. Şöyle bir şey daha yapalım. Biz en arka zemine bir şey eklediğimiz zaman bunu bütün slaytlara uygulasın. Mesela ben şöyle bir şey yapıyorum. En tepedeki slayta tıkladım. Giriş menüsüne geldim. Yok ekle menüsüne geldim. Ve resim ekle diyeceğim. Çevrim içi resimlerden olsun. Şimdi Amerikan tarihinden bahsettiğimiz için ABD başkanları heykel diye bir şey yazıyorum. Ve şu heykel olanı seçip ekle diyorum. Şöyle yapalım. Şu
Tasarımı biraz farklı oldu ama alttaki yazıyı sildim. Şöyle şu yazıyı iyice büyütüyorum ve tam ekranı kaplayacak şekilde ayarlıyorum. Şimdi resim tasarımlarını tam anlatmadım ama şöyle bir şey yapalım. Bu resmin üzerindeyken resim biçimi menüsü çıkıyor şuradan. Ben bunun resim biçim menüsünden saydamlığını böyle iyice düşürüyorum. Yani böyle hafif şeffaf görünsün ki arkada olduğu da anlaşılsın. Bir de şöyle yapıyorum. Üzerine gelip resmi sağ tıklayıp bunu en arkaya gönder diyorum. Çünkü slide başlığının arkasında görünsün. Bu zemin rengi. Zemin tasarımı. Ve bu işlemi dikkat edin. En tepedeki alt slide'lar değil, en tepedeki ana slide üzerinden yaptım. Ve sonra asıl slide kısmından asıl öğe görünümünü kapat dedim. Bir bakıyorsunuz ki bakın hepsinin arka planında o resim şeffaf olarak duruyor. Siz tıkladığınızda bakın üstünde bir işlem yapamıyorsunuz. Arka planda çünkü. Evet. Sonra şuradaki tasarımlara bakıyorsunuz. Tasarımlar değişmiş hepsi tamamen. İstediğiniz gibi burada şekillendirebiliyorsunuz arkadaşlar. Böylece asıl slaytı bir miktar öğrenmiş olduk. Sonraki aşamalarda biz farklı şeyler de yapacağız. Renkleri değiştireceğiz, animasyonlar da ekleyebiliriz. Burada dediğim gibi asıl slide, görünüm menüsünden asıl slide'a geldiğiniz zaman burada en tepedekini seçip bir işlem yaptığınızda bütün alt slide'lara uygular. Ama tek tek bu slide'lara uygularsanız döndüğünüzde sadece onu uygulamış olur. Herhangi bir işlem, farklı bir işlem yapmaz. Mesela ben şu en tepedeki slide'dayken şu arkadaki resmi hareket ettirebiliyorum değil mi? Kapattığımda da bakın hepsinde biraz yan tarafta durmuş. Tam ekran yaptığımda da böyle görünecektir. Bu da güzel bir tasarım, fena değil. Ama dönelim görünüm menüsüne. Asıl slide'a bir daha tıklayalım. Bakın en tepedekine tıkladığım zaman bunu hareket ettirebiliyorum. Ya da şöyle koyalım. Ama buradayken bakın hareket ettiremiyorum. Neden? Çünkü ben bunu zeminde tanımladım. En tepedekinde tanımladım. O yüzden alt slaytlarda bunu hareket ettiremezsiniz. Ana slayt derken sadece hareket ettirebilirsiniz. Buraya geldiğinizde dokunamıyorsunuz. Buna dikkat edin. Yani eğitimlerde en çok karşılaştığım sıkıntılardan biri oluyor. İnsanlar ilk açtığında yani herhangi bir slayttayken asıl slayta geçtiği anda mesela şunu da açıyor. Bakıyorsunuz resmi hareket ettiremiyor. Niye yapamıyor? Çünkü en tepedekine tıklamadınız. Veya farklı bir tasarım geldiğinde karşınıza hazır bir tasarım geldiğinde mesela tasarıma geliyorsunuz. Şurada düzen menüsünden farklı bir şey seçiyorsunuz. Seçtiğiniz anda bakın arka planda bir sürü şey değiştiriyor. İşte bu değişiklikleri nerede yapıyor? Bakın tıklayamıyorsunuz. Ne yapacaksınız? Geliyorsunuz asıl slayttan en tepedekine geçiyorsunuz. Bir bakıyorsunuz evet bakın hareket ettirilebiliyor. Bunlar yerine konmuş küçük resimler aslında. Mantığı da budur. Tasarım menüsünün de mantığı budur. Tümünü geriye alıyorum. Tekrar kendi yaptığımız slide tasarımından devam edeceğiz. Evet, şimdilik anlatacaklarım bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler.